Anlık saldırılarla birçok askeri şehit eden terör örgütü, Silvan olayından sonra karşısında gördüğü profesyonel mücadeleyle ne yapacağını şaşırdı. Özel harekat timlerinden kaçamayan ve çok kayıp veren PKK'nın korkulu rüyası, Kandil'e olası kara operasyonu. Bu nedenle Suriye ile irtibata geçen Kandil, olumlu yanıt alınca düğmeye bastı. Ancak bu durumun MİT tarafından bilinmesi, özel harekat operasyonunu erkene alabilirdi. İşte örgüt bu aşamada zaman kazanmak için kirli bir tezgah kurdu. Kaçakçıları terörist gibi göstererek, gittiği güzergahlardan gönderen PKK'lılar, sözde vergi alarak paralarını gasp ettikleri o insanları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef yaptı. Kamuoyuna yanlış hedefe kilitlemek için KCK'nın PKK'ya böyle bir planı uygulattığı yönündeki iddialar, yaşanan sokak eylemleriyle güçlendi. Zira Taksim'de tarla başında eylem yapan örgüt yandaşları bu bölgeleri cehenneme çevirdi. KCK'nın emriyle harekete geçtikleri daha önce defalarca ortaya çıkan örgüt yandaşları, sözde Kürt kaçakçıların hakkını savunmak için önüne gelen her şeyi yakıp yıktı. KCK ise bir yandan kaçakçıların öldürülmesini sağlayıp, diğer yandan onların haklarını savundurarak amacına ulaştı. Güvenlik güçlerinin hedef olarak gösterilmesini sağlayan bu kirli oyunla birlikte, terörle mücadele tartışılmaya başlandı. MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Harekat Timlerinin gücünü zayıflatmak isteyen KCK'nın planı kamuoyunu oyalarken, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ise Suriye hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Hedef, Kuzey Irak'tan kayıpsız çıkarak Suriye topraklarında yuvalanmak. Yine cinnet de var mı ya? Dört başlıyor.